geç, bir geliyorum. Ama bu arada aşırı 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 sıcak, neredeyse 30 derece yani. Şimdi kolyesi bozulmuş. Bugün yeni aldı, onu değiştiriyor Nurfer. Evet, şimdi Nilüfer'le işim bitti. Nilüfer'le bıraktım onu şu an. Eve doğru gidiyorum. Saat 2. Bayılacağım birazdan. Galiba Akasya'ya gitmem gerekecek çünkü bayağı internetimiz yavaşlamış. Videom yüklenmiyor. Sıkıntı ve şu an bayağı inşaat var. Evet, görüşürüz. Evet, şimdi arabadayım tekrardan. Size söylemiştim Akasya'ya gidebilirim diye. Akasya'ya gideceğiz. Şimdi annem ve babamlayım. Yoldayız. İlk başta Kadıköy'e gidiyoruz. Annen tam neydi gideceğimiz yer? Güzellik salonu. Moda'da bir güzellik salonuna gidecekmişiz. Orada işte bakım falan yapılacak galiba, annem yaptıracak. Ondan sonra Akasya'ya gideceğiz. Videomu göndermem lazım. Evet, şimdi güzellik merkezinin kuaför bölümüne geldim. Ben annem cilt bakımı seçti. Ben de saç bakımı yaptıracağım. Çünkü saç bakımı benim için daha önemli. Saçlarımı yaptıracağım. Şu an bekliyorum. Ne bakım yaptıracağım bilmiyorum. İki kere keratin yaptırdım. Artık şu an keratin istemiyorum. Değişik bir şey, daha işe yarayan bir şey varsa onu yapacağım. Çok güzel bir salon var. Burada bir sürü şey var. Yani seçebiliyorsunuz bayağı. Hani sırt masajından tutun, el ayak bakımı, bir sürü şey var. İsterseniz gelebilirsiniz yani. Reklam yapmıyorum ama öneriyorum. Şimdi bekliyorum ben. Evet, benim saç bakımım bitti. Böyle 15 dakikalık bir bakımdı. Çok güzel oldu ama benim iyice saçımı kesmem lazım galiba, yıpranmış bayağı. Evet, şimdi Akasya'dayız. Videomu gönderdim. Şimdi hepimizdeyiz. Ablam yemek yedi. Ben de kuaför aldım. Oturuyoruz şimdi burada. Birazdan da kalkacağız, eve geçeceğiz. Çok stres oldum ya video konusunda. Ama attım, sorun yok. Her şey süper. Günaydın. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bugün ne yapacağım? Bugün annemlerle birlikte bir önceki anneler günü vlogunda bize gelen aile dostumuza biz bugün iftara gideceğiz. Ama şu açıklamayı yapmak istiyorum. Zor da olsa, ne kadar çekinsem de. Şimdi ilk iki gün yani herkes oruç tutup tutmamamı çok eleştiriyor ve öncelikle bu kimsenin eleştirebileceği bir konu değil. Bunu söylemek istiyorum. Ama onun dışında niye bu kadar ben tutuyorum dedikten sonra diğer günlerde yemek yiyip hani tutmadığımı görenleriniz rahatsız olmuş herhalde. Onunla ilgili şöyle bir açıklama yapacağım. İlk iki gün evet tuttum, gayet güzeldi. Ama biliyorsunuz ki kızların ayda bir gelen bir dönemi var. Ve biz o dönemde oruç tutamıyoruz. Öyle bir durum var. Bunu da direkt şak diye söylemek istemedim vlogların içinde. Çünkü özel bir neden. Yani her kız açıklamak istemeyebilir ama yani çekinecek bir durum yok. Sonuçta olan şeyler bunlar. O yüzden de tutamadım ama şu an tekrardan tutmaya başladım. O yüzden bu kadar eleştirmeniz kötü bir şekilde çok yanlış bence. O yüzden durup düşünmeniz lazım veya insanların yaptığı şeylere saygı duymayı da tercih edebilirsiniz tabii. Onun dışında ailemden de tutanlar var tabii ki. Sadece bu kadar eleştirmenize gerek yok, sakin olabilirsiniz. Evet, şimdi biz hazırlandık, gideceğiz. Bu kadar makyaj yapıp fotoğraf çekmek istiyorum. Instagram'a bayağıdır güzel fotoğraf atamıyorum. Acıktım. Ben size yemekleri gösteririm. Ben de acı çekeceğim bugün. Bayağı oldu aslında. Bir saate yakın oldu gelin. Bir saniye saçım kötü. Şimdi size bahçeyi gezdireceğim. Şu an herkes içeride. Ben çıktım. Bahçesi direkt sanki. Fotoğraf falan çekildim ben. Annem çekti sağ olsun. İçeride yemek falan yapıyorlar. Saat yaklaştı mı bilmiyorum ama. Çok güzel hava. Cidden yazı çok seviyormuşum. Ben önceden diyordum kış benim mevsimim ama asla yani. Rahat rahat. Havada güzel dolaşmak yani. Kat kat giyinmek neymiş. Çok güzel. Evet, şimdi zaman geçirmeye çalışıyorum ama geçmiyor asla. Şimdi eve geri geleceğim. Gözlüklerim de. Teşekkür ederim. Merhabalar. Çekmedi beni ama. Çekemedin mi? Aynen. Eve gelince gözlüğü takmam. Aynen. Gözlüklerim neredenmişim? Pazardan galiba. Bugün güzel. Senin vlog kameran da. Olay. Abbaya. Herkese merhaba. Selam. Bugün Mert'le birlikteyiz tekrardan. Hatırlarsanız Moda Haftası'na beraberdik. Bugün nereye geldik? Küçükyalı'ya geldik. Bugün stüdyoya. Bugün bayağı dağ falan açtık. Böyle bayır falan. Ve ben oruç tutuyorum. Kalktım geldim. Merhaba. Merhaba.
Şey, video çekeceğiz Mert'le birlikte. Öyle. Ne çekeceksin? Yani ne çekeceğiz kanal için? Onu söyleme bence, sürpriz olsun. Eğlenceli bir şeyler yapacağız. Öyle şimdi stüdyodayız, göstereyim ben. Şu konuğumuz şurada. O şey Ece'nin manken. Herkese merhaba. Bugün İrem'in kanalını ele geçirme challenge yapıyor. Çok güzel bir video. Bir şey söyleyeceğim. Uykum var şu an, açıldım. Bir şey söyleyeyim mi? Metroda İrem'le uyuyorduk böyle ve ama gerçekten uyuyorduk. Bir bakın, tane teyzem. Bakın size kim göstereceğim. Gelir ha. Bir saniye, bir saniye. İrem yeni sevgilisi. Yeni sevgilinin ismini bulandırıp. Şey ya, çok güzel challenge'lar yapacağız. İki tane yapacağız zaten. Bir İrem'in kanalı için, bir benim için. Ne buldun? Eyvah, İrem aynı buldu arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hemen bir selfie'ler çekilsin. Neyse, biz şimdi videoyu çekmeye gideceğiz. O yüzden bay bay. Mert, gelsene. İrem Hanım, ne yapıyorsunuz acaba? Gel şey atalım. Dur, geliyorum. Blokla atacağım. Tamam. Dur. Ben giriyor muyum? Oldu bence. Neye? Didem söyle mi var? Efsane bir şey, bak izle. Mert'e ceza olsun diye makyaj yaptım. İlk saattir silmeye çalışıyoruz. Ama o bak, kadar... Bir şu açıdan bak. Gözüme bir de şu açıdan bak yani. Gözünü oydu. Daha demin diyor ki, ne dedin? Dudağım parçalanır falan diyor. O kadar gülüyorum ki, güzeldi. Çıkmıyor mu? Mert öyle yapılmaz. Ha, çıktı çıktı. Şimdi cildi. Bana geliyor o sabun. Tamam, şimdi iki elinde cildini güzelce temizle. Ay, gözümü açtı. İşte. Sabun şey nerede? Evet, orada. Ay, ağırdan bayağı güldüm. Çok komik şeyler söyledi. Bu arada benim videomu çektik, Mert'inkini de çektik sayılır. Havlu nerede? Yalnız hiçbir şekilde sana yardım etmemem. Seni izliyorum sadece. İyi iyi. Eskerine döndüm. Sabunu şak diye sıkınca. Tamam. Ay, şimdi Mert'inkini gidip bitireceğiz de çok korktum ya. Gel gidelim. Geri gidiyoruz. İyi misin? İyi. Ramazan bitti ya. Oo, tamam. Evet, şimdi bizim işimiz bitti, metroya geldik. Çok güzel haberler, evet, aldık. Mert şu an hepimizden mutlu. Bunu sizinle sonra paylaşacağım. Sonra aynen konuşuruz sizinle. İrem'le biz... efsane bir video çektik. Evet, ve çok güzel. Ya, çok güzel. Aşırı eğlendim yani. Aynen, güzel vakit geçirdik. Ben çok açım. Ama beni gurur duyuyor musun? Bir şey söyleyeyim mi? Bak yani İrem... Dere tepe düz yürüdük. Neler yani, o kadar dağa çıktı, şey yaptı, gram susamadı kız ya. İrem'i Magnum Store'a götürdük. Tatlı cheat day. Şimdi işte eve doğru gitmek istiyorum artık. Şey yapabiliriz belki ya, Ramazan'dan sonra ya da belki şey... böyle bir iftar sonrası İrem'le buluşup belki gideriz. Zaten bağlayacaksın, evet. Yakınsın. Zaten mesela Serra'yı falan hepsini aynen toplarız şeyden. Böyle toplu bir... Evet. Ben söyledim zaten. Bir YouTuber dinner. Aynen. Biz Mert'le şey kopuyoruz da belki İngiliz. Şey böyle, okay. Influencer, Insta-blogger, şey neydi? Kerem Su'nun annesi. Neyi? Kerem Su'nun annesi. Vay, böyle yazıyorlar ya biyolarına, şey var bir de. Pelin. Şey var. No DM. Okay, bye. Sadece bayanlar. Görüşürüz. Evet. Eve geldim, makyajımı sildim, her şey temizlendi. Cildimin hassas olduğunu bilmiyordum ama bu kadar hassas olduğunu bilmiyordum. Gözümün altı şişmeye başladı. Umarım kötü bir şey olmaz diye umuyorum. Yani umarım arpacık falan değildir. Cildimin buraları da kızardı. Aşırı kötüyüm şu an, kusura bakmayın. Ama bu kadar kötü olacağını bilmiyordum. Muhtemelen oradaki herkesin kullandığı makyaj süngeri suratım kullandığı için benim suratımda da böyle şeyler oldu. İlk günün bir şey olmasın umarım diye umuyorum. Bir saniye. Ve karşıma çıkan şeyi gösteriyorum. İnan kartınızı kullanın, ödemenizi 15 TL'sini geri alın. Ben İnan kartı alalı daha bir hafta mı, iki hafta oldu.
Şu an bu fırsatı görmek çok iyi oldu. 75 TL ve üzeri alışverişin 15 TL'mi geri iade ediyorlarmış. Aa baba izle, baba çık videodan şu an. Ben şimdi babama bir şeyler bakacağım. Göstermeyeyim o zaman. Yani gitti gidiyor da varmış bu fırsat. Sizin de inan kartınız varsa gitti gidiyordan kelli bir öğrenci alışverişi yapabilirsiniz arkadaşlar babalar günü için. Bunu söyleyeyim dedim. Evet ben annemleri bekliyorum. İşten gelmesini çok sıkıldım. Şu an bakılıyorum işte gitti gidiyordayım. Gitti gidiyordan biraz kıyafet de satmak istiyorum. Elimde çok kalan şey var. Alırlar mı bilmiyorum ama satarsam söyleyeceğim. Kâr etmem lazım. Evet şimdi evdeyim. Bugün herhalde daha fazla bir şey yapmayacağım. O zaman bir sonraki gün görüşmek üzere veya ne zaman çekeceksem o gün görüşmek üzere. Hoşçakalın. Öncelikle şu güneş gözlüğünü takmam lazım. Nedenini söyleyeyim. 5-6 saatlik uykuylayım ve gözlerim cidden çok kötü. Size de şu an o kötü görüntüyü yansıtmak istemiyorum asla. Şimdi bugün neler yapacağım ondan bahsetmek istiyorum. İlk başta en geç bir saati Kadıköy'de olmam lazım. Nedenini söyleyeceğim. Bir tane butik var Kadıköy'de Moda Onla diye. Instagram hesapları Moda Onla belki biliyorsunuzdur. Bir paylaşımda bulunmuşlardı işte canlı yayına çıkacağız. Ürünlerimizi deneyebilecek model arıyoruz. İşte isteyen ulaşabilir mi? Kuzenim görmüş bana yazdı. Ben de dedim tam bir şansım deneyeyim yazayım dedim. Ama hangi program hangi kanal yani hiç bilmiyorum. Sonra şey oldu. Hangi kanal dedikten sonra Flash TV olduğunu öğrendim. Ama tabii hem okeylemiştim bir de şimdi bu saatten sonra hani benim kanal kabul edip etmeme gibi bir lüksüm yok. Ben de, tamam dedim yani ufaktan başlayalım dedim. Hani saç makyajı orada yapacaklarmış o yüzden duş aldım. Öyle bakalım neler olacak. Merak ediyorum. Halay çekmeye gidiyorum. Kusura bakmayın cidden gözlükle konuşuyorum ama hiç iyi hissetmiyorum. Bayağı yorgunum. Görüşmek üzere. Evet şimdi Ayşegül ablayla birlikte yoldayız. Stüdyoya doğru gidiyoruz. Nerede? Tepebaşı. Tepebaşı'na. Aha. Gidiyoruz şu an. Gidiyoruz. Evet şimdi Flash TV stüdyolarındayım. Öyle giyindim, şortum giydim. Burada deneyeceğim kıyafetler. Evet burada çok iyi. Evet şimdi bu ikinci kıyafetim. Ayşegül abla nasılsın? Nasıl gidiyor? Merhaba, iyiyim. Çok güzel gidiyor. Daha iyi ki gelmişiz değil mi? Evet. Ve harika hani çok şans yani iş çok aslında. Şans. Cidden aynen alakasız öyle yerden bulup evet, geldim. Ama sosyal medya, Instagram inanılmaz etkili. Evet. İrem'le tanıştık. Bundan sonra inşallah evet daha güzel i̇nşallah işler de yapacağız. Enerjisi de çok güzel. Çok da seviyorum. Evet. Şimdi öptüm. Ben yeni kıyafete doğru geçeceğim. Ayaklarım ama bitti yani. Ayağım bitmiş değil mi? Yerler, bu da çok farklı bir yine işlemeli. Yine işte. Değil mi? Senin odasıyla kaçtın. Sevgili Gira. Evet, benim bölümüm bitti. Ayşegül ablayı bekliyorum. Bitmiş bulunmaktayım. Hem açım hem çok uykusuzum. Bekliyorum şimdi. Kulisteyim. Evet, uzun bir günün ardından biz artık bitti işimiz, dönüyoruz. Nasıl geçti? Gidiyoruz. Çok güzel geçti. Aynen, çok da çok memnun güzeldi kaldılar. Evet, ortam inanılmaz güzel, pozitif. İnsanlar çok tatlı. Çok memnun kaldılar, tekrar beklediklerini söylediler. Bakalım, kısmet. Bakalım. Deneyim oldu güzel bizim aynen için de, öyle yani. Hava 31 derece, piştik yani şu an. İşte geçiyoruz karşıya bakalım. Trafikte var gibi biraz ama bilmiyorum. Herkese merhaba. Bugün 9 Haziran. Saatlerde 8.30'a gelmek üzere. İftara gidiyoruz. Ben çok acıktım. Evet. Ve şu an niye güneş gözlüğü takıyorsun derseniz. Gözümde arpacık çıktı. Cildim alerji oldu. Hiçbir şey sürmedim. O yüzden hiçbir şekilde bir özgüvenim yok. Orada kendimi çekmeyi hiç planlamıyorum zaten. Güzel ailece yemeğe gidiyoruz. Teyzemler, anneannemler geliyor. Dediğim gibi orada tekrardan görüşmek üzere.
Keşke hala güneş gözlüğü takabilsem ama imkanı yok. Evet, evdeyim şu an gece. Yemekten geldik. Şu an odamdayım ve cidden güllüme bakmayın. Sinirlerim çok bozuk arkadaşlar. Şöyle konuşacağım. Arpacık cidden çok sinir bozucu bir şey. İki gündür geçmiyor. Cildim çok kötü oldu. Yani çok sinirlerim bozuk aslında baktığınızda. Ama bu video bitireceğim. İnan ettim yani. Akşam şu an zaten. Çok göstermeyeceğim. Çok sinirim bozuk. Bu arada lütfen arpacık için çay banyosundan başka bildiğiniz bir şey varsa söylerseniz çok sevinirim. Hiçbir şekilde geçmiyor ve ben asla iki gündür makyaj yapmıyorum. Cildim çünkü hani temiz kalması gerekiyor. Krem veya doğal ne varsa yolla gidebilecekse lütfen şöyle mi konuşsam artık? O yüzden size ihtiyacım var. Lütfen aşağı krem biliyorsanız yazabilirsiniz. Veya dediğim gibi doğal tarifler bir şeyler varsa. Evet. Bu videonun da sonuna geldiğimize göre hepinize iyi geceler. Cildinize her şey sürmeyin. Hepinizi seviyorum. İyi geceler. Görüşmek üzere.